Evet. Şimdi ben biraz önce size dedim ki cimridir yapmaz. Şimdi diyoruz ki biz, bizim bir talebimiz var. Son gün senin gelen tekrarın varmış, ölçme. Senin gelen tekrarın olduğu gün. Şimdi öğlen arasında arkadaşlar telefonu oraya buraya gidiyorlar. Biraz pasta, börek bir şeyler alsan da. Bak, bak kamera çekiyor, tüm biz geziyor sanırım sana. Biraz pasta, börek, şu bu, böyle bir kokteyl gibi bir şey yapsan. Açık açık. Bak şuraya. Evet. Gel. Geliyor mu? Gel. Şimdi. O zaman geliyor. Ses. Ha, oluyor. Olmuyor. Ne? Ne dedim, ne dedim? Şimdi geliyor, tamam. Evet. Ben sana lemon koru, benim işte bak. Baskı kuruyoruz. Para kimin cebinden çıkacak zannediyorum. Arkadaşlar. Evet. Tamam o zaman ayın 13'ünde galiba benim tekrarım. O tekrarın arasında bir şeyler organize edelim. Bir kokteyl gibi olsun o zaman. Pasta, börek, yiyeceğiz. Alkış! Bravo! Öyle bir baskı altındayım ki şu anda yani. Bu arada... Hayır bu desem şöyle bir kitle var kaç. Bu arada bir yok, soru daha sorayım. Emre Hocam yeni evlendi biliyorsunuz. Emre Hocam, evlilik nasıl gidiyor? Tavsiye eder mi bekar arkadaşlara? Ben sürekli söylüyorum arkadaşlar. Keşke daha önce yap. Kamera şurada değil mi? Eşime selam söylüyorum. Keşke daha önce yapsaydım. Neden? Kamerayı kapat şimdi. Arkadaşlar yani şakalar olgunlaşırsa tabii ki düşünebilirsiniz. Ama benden size tavsiye. Sakın yani... Ölmeyin. Bu süreçte bazı arkadaşların daha bu atanma faslı işin içine girmeden hemen bu işe koyulduğunu görüyorum. Ben sizin yerinizde olsam, yani bunu tavsiye olarak kabul edin, biraz erteleyin bu işi. Eğer işinizi gücünüzü elinize almadıysanız, sadece size naçizane tavsiyem bu olabilir. Ne kadar ötelebiliyorsanız öteleyin yani. Söyleyemiyorum işte, kamera var. Anlaştı yani daha. Hocam bazıları yanlış anlıyor. Evet. Neyse. Ben daha da evet. Burada daha da gidersem herhalde problem olacak. Yani. Tamam teşekkür. Arkadaşlar bu deneme sınav olayını hocam diyorum tekrar söyleyeyim. Saat 10'da yarın burada deneme sınav olacak. Sınıfları net bir şekilde yazmadık kimin hangi sınıfta gireceğini. Kademeli bir şekilde oturtacağız. Onun dışında efendim? Öğabeti yok. Sadece kültür yetenek eğitim bilimleri olacak. Saat 10'da kültür yetenek, 13'te eğitim bilimleri denemeniz olacak. Pazar günü de kurulda yapacağız yine aynı şekilde. Yani dershanede yine olacak. Pazar günü de saat 10'da dershanede, 13'te yine eğitim bilimleri dershanede. Yani yine öğretmenlerin de mi var pazar günü? Efendim? Pazar günü öğretmenlerin de mi var? Var var. Tamam. Yok ayrı sınav. Aynı sınav mı? Yok yani ailese girmeyen arkadaşlar katılabilir. O yüzden dershanede yapıyoruz zaten. Tamam mı? Pazar. Yani ailese girmeyen arkadaşlar... Cumartesi gününün sınavıyla pazarınki aynı mı? Aynı değil. Farklı sınavlar. İki deneme farklı deneme. Ha. Yani aynı deneme değil arkadaşlar. Yarınki deneme sınavı farklı. Pazar günkü farklı. Yani ailese girecek arkadaşlar ikisine de girsin tabii. Ailese girecek olanlar sadece birine girsin. Diğerini de alabilirler dershanede. Evet. Tamam, teşekkür ederiz. Bayağı bir borçlandım zaten. Emre Hoca çok romantiktir. Bir bilseniz... Ben de öyleyim. Şimdi ben... Evlendik. 10 sene bundan evlen. Dedim ki, filmlerden görüyorum, herkes çiçek götürüyor eşine. Ben de hani boş bulundum, dedim ki... Bir... Gül yaptırayım, götüreyim. Herhalde bir vukuatım vardı, onun için götürdüm büyük ihtimalle. Neyse bak, klasik bir Türk kızının yapacağı şey şudur. Süslü bir gül götürdüğünde, evlenmişsin bak, kız arkadaşın değil. Götürdüğünde onun da cebinden çıkıyordur onun parası. O yüzden ilk soracağı soru kaç paradır? Dedi. Devam, ne yapacaksın diyorum, tamam yani gül getirmişim benim gibi bir odun adam, gül getirmiş. Neyse. Zorla bana söyletti tabii. Dedim ki işte bugünün parası ne olacak? 15-20 lira bir şeydir yani. Dedim böyle bir dünya.
Dedi, bunu yerine antepiste getirdin yesedikler olmadı. O gün bugündür antep fıstığı alıyor. Ve daha enteresan bir şey söyleyeyim. 8 liradan çözümlü soru yazıyorum. Her soru yazdığımda diyorum ki 150 gram antep fıstığı geldi. geldi. Evet. Sevgili arkadaşlar, dönelim dersimize hemen. Şimdi baktığımızda çağdaş Türk dünya tarihinde 3 tane soru gelir arkadaşlar. Bak 3 soru gelir. 5 ünitesi var. Efendim? Okunmuyor mu? Görünmüyor mu? Boş verin, okumayın o zaman. Tamam, şimdi birazdan okunacak. Burası mavi yazılmış ondan. He? Klimayı açılsın mı, kapansın mı? Yarısı kapansın diyor, yarısı açılsın diyor. Yücel Bey, ama işte bu klima şöyle bir şey. Klima burada değil açılıp kapanması. İhlasın orada, düğmesi. Gidip oradan açıyorlar. Zaten geri gidene kadar bir saat geçer. Onu gözü alacağınız açılıp kapanmasına. Tamam. Yücel Bey. Tamam, ara sıra böyle aç kapanma işleri yapın. Tamam. Evet. O başka bir şey değil mi? Başka. Tamam diyoruz. Anlaştık. Arkadaşlar, 5 ünite var. Ünitenin birincisi 2 savaş arası dünya. İkinci ünite 2. Dünya Savaşı. Sonra soğuk savaş, yumuşama ve küreselleşen dünya. 5 ünitenin, arkadaşlar bak, 5 ünitenin içinden 3 soru geliyor. Hocam, özellikle sorunun geldiği bir ünite söyler misiniz bize derseniz. Açıkçası şöyle, şu ilk 3 üniteden hatta arkadaşlar, %90 bu 3 üniteden geliyor. Şunların gelme ihtimali biraz daha düşük oluyor ama tabii ki bunlardan da gelebilir. Yani hiç gelmeyecek diye bir kural yok. O yüzden dikkat etmemiz gereken ilk 3 ünitedir arkadaşlar. Çok dikkat etmemiz lazım. Mesela geçen seneki sorulara baktığımızda buralara yoğunlaştılar. Bir önceki sene buralara yoğunlaştılar. Konuşalım. İlk ünitemiz 2 savaş arası dünya. Arkadaşlar, bu ünitede neyi anlatacağım biliyor musunuz size? Birinci Dünya Savaşı'ndan bittikten sonra mutsuz olan devletlermiş. Durumdan memnun olmayan. Yenilen Almanya. Yendiği halde yenik muamelesi gören İtalya. Arkadaşlar. Yine Uzak Doğu'nun bir numarası olmak isteyen Japonya. Bak, Uzak Doğu'nun bir numarası olmak isteyen Japonya. Bir de dünyada kendini tek sosyalist ülke olarak görüp ve tüm dünyanın bana karşı olduğunu düşündüğü Sovyetler Birliği. Bu 4 devletin ruh halinin bozulduğunu ve bu 4 devletin bizi 2. Dünya Savaşı'na doğru nasıl ittiğini göreceğiz. İlk ünitemizin konusu bu. Ve bundan tüm dünya etkilenecek arkadaşlar. Bu anlamda şimdi şöyle yapıyoruz. Bu soruyu biraz önce çözdük. Hani Birinci Dünya Savaşı bittiğinde yenilenlere metin imzalatıyorlardı ya. Hazırlıyorlardı ya Paris Barış Konferansı'nda. Bakın, İkinci Dünya Savaşı'nın tohumları burada atılıyor biliyor musunuz? İnsan gibi metinler hazırlasalardı İkinci Dünya Savaşı çıkmayacaktı. Adamlara yaşama şansı vermediler. Adamların kaybedecek bir şeyi kalmadı. Birazdan göreceğiz. Şimdi sevgili arkadaşlar, şöyle bir soru var. Bak, bu tarz sorulara dikkat edin. Şimdi ben önce Almanya'yı anlatacağım size arkadaşlar. Hızlı bir şekilde. Diyor ki, aşağıdaki bölgelerden hangisi 2. Dünya Savaşı öncesi Almanya tarafından işgal edilen yerlerden değildir? Bak, 2. Dünya Savaşı öncesi, savaş başlamadan önce. Tamam mı? Şimdi bir savaş başlamadan önce işgal ettiği yerler var Almanya'nın, bir de savaş başladıktan sonra. Ren, Avusturya, Memel, Çekoslovakya, Yunanistan. A diyen var mı? B, C, D, E. Evet, cevabımız E. Yunanistan savaş devam ederken işgal ediyor. Ama birazdan göreceğiz, ilk dördünü savaş başlamadan önce Almanya işgal ediyor. Şimdi isterseniz arkadaşlar şöyle yapalım. Abdullah abi de görmesin ama. Evet. Şimdi baktığımızda şey, aman duruyor abi ya, ben şimdi ne diyeyim yani. Hafif. Bizim Tunç da buna çok benziyor. Bak, şaka değil, benim oğlum. Şuraya böyle bıyık koy, aynı itler gibi, saçları maçları falan aynı onun gibi. Arkadaşlar, bakın. Dünyada, Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra en mutsuz Almanya. Hakikaten en mutsuz Almanya. Ve Almanya'ya baktığımızda, Almanya bak o kadar mutsuz ki bu adama inanacak ya. Yani bu adamın vaatlerine inanacak. Ve bu adam diyecek ki Almanya'ya geldiğinde, Nazi Partisi'ye bir partiyle, diyecek ki bana oy verin, sizi size ezen Versay Antlaşması'ndan kurtarırım sizi.
Bana oy verin, hayat sahamızı genişletirim diyecek. Bak, hayat sahası dediğimiz şey ne biliyor musunuz? Almanya 1. Dünya Savaşı'ndan önce şöyle bir ülkeyken, savaştan sonra bu kadarca bir ülkeye dönüştürmüş, yeniden eski hayat sahasına dönüştürür. Bana oy verin diyor, herkesin hakkını yiyen Yahudilerden ve işe yaramayan Çingenelerden kurtarayım dünyayı diyor. Bana oy verin diyor, dünyayı komünistlerden kurtarayım diyor, komünizm tehlikesinden. Şimdi komünizm tehlikesinden kurtarayım cümlesiyle iş adamlarına oynuyor. Çünkü iş adamlarının hepsinin korkusu ne biliyor musun? Komünizm gelecek Avrupa'ya, bizim fabrikalara yer koyacaklar diye korkuyor. İş adamlarının hepsi iddianın arkasında duracaklar şimdi arkadaşlar. Nazi Partisi olarak bu tezleri ortaya atar, dört tezi ortaya atar. Bu tezlerin sonucunda 1933'te iktidara gelir bu adam arkadaşlar. İktidara 1933 yılında geldiğinde Adolf Hitler, bakın. Geldikten sonra neler yapar? Buraya bakın arkadaşlar. Ren diye bir bölgeyi işgal eder. Bak Ren nerede biliyor musunuz arkadaşlar? Bak buraya bakın. Bak Ren şurası, Fransa ile Almanya arasında. Alsace-Lorraine var ya, Lorraine'in Ren'i. Tamam mı? Gidiyor burayı 1936'da işgal ediyor. Niye diyor biliyor musun? Birazdan göreceğiz, onun burada bir kankası var İtalya'da, Mussolini. Mussolini de o günlerde Habeşistan'ı işgal etmiş. Milletler Cemiyeti'nin gıkı çıkmamış. O yüzden diyor ki ben de Ren'i işgal edeyim. Kim ne diyebilir? Kimse de bir şey diyemiyor hakikaten. İşgal ediyor. Ardından Adolf Hitler sevgili arkadaşlar, psikopat dostu Mussolini ile, İtalya'daki dostu Mussolini ile Berlin Roma Meferi'ni kuruyor. Sonra Uzak Doğu'da Japonlarla işbirliği yapıyor. Japonların da bir korkusu var, komünizm Uzak Doğu'ya gelecek diye. Bunun üzerine Almanya ile Japonya arasında arkadaşlar anti-komintern pakt kuruluyor. Sonra da üçünün bir araya gelmesiyle arkadaşlar Berlin Roma Tokyo Meferi kuruluyor. Takılmayın, sadece şunu bilin ya. 1937'de 2. Dünya Savaşı'nın ilk grubu 3 psikopat devletten oluşuyor. Almanya, İtalya, Japonya, Berlin, Roma, Tokyo mesela. Tamam mı? 37'de bunu yaptıktan sonra gidiyor burnun dibinde Avusturya'yı işgal ediyor. Bak, Avusturya arkadaşlar, haritamız nerede? Avusturya'ya, nerede Avusturya burada? Avusturya'ya gidiyor işgal ediyor arkadaşlar, soydaşlar bunlar. Almanya ile Avusturya soydaştır. İki soydaş devletin birleşmesine Anschluss denir. Anschluss olayı diyorlar buna. Ve ardından, sevgili arkadaşlar bak ardından, şöyle geçelim. Hemen Avusturya'yı işgal ettikten sonra Münih düzenlemesi diye bir düzenlemeyle Avrupalılar diyor ki bak iki yer aldın, sesimizi çıkartmadık. Başka bir yer daha iste ve bir daha da hiçbir yer isteme diyorlar. O da diyor ki Sudetleri istiyorum bak. Sudet dediğim yer de şurası arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Görüyor musunuz şurası? Çekoslovakya'nın yanında. Gidiyor burayı alıyor. Ve ardından gidiyor Çekoslovakya'yı alıyor. Ardından gidiyor arkadaşlar bak yukarıda Mehmet var, burayı alıyor. Bak buraların hepsini arkadaşlar alıyor. Bak sırayla söylüyorum. Hitler 2. Dünya Savaşı başlamadan önce Ren'i alıyor. Avusturya'yı işgal ediyor. Sudetleri alıyor Münih düzenlemesiyle. Çekoslovakya'yı işgal ediyor. Ardından gidiyor. Bak şu yukarıda Memel var. Görüyor musun Litvanya'nın yanında? Orayı alıyor. Bunların tamamını alıyor. 5 yer saydı. En son Polonya diyor ki şu Danzig var bak Polonya'nın yanında şurada. Orayı bana ver diyor. O da vermem deyince Polonya'ya saldırıyor. O Polonya'ya saldırınca hemen İngiltere ile Fransa'dan resmi açıklama geliyor. Biz de sana savaş ilan ettik diyorlar Hitler'e. Ve 2. Dünya Savaşı başlıyor. Hitler 2. Dünya Savaşı başlamadan önce Ren, arkadaşlar Avusturya, onun dışında Danzig, Çekoslovakya, Memel'i aldı 5 yer. Polonya'ya saldırınca savaş başladı. Bitti. Hitler psikopatsı bir tavırla tezlerini biliyoruz. Bir de Hitler'in bir özelliği daha var arkadaşlar. Kahverengi gömlekler diye bir psikopat grubu kuruyor. Bunu da şeyden modal alıyor. Yan tarafta İtalya'da da kara gömlekler diye Mussolini bir grup kurmuş. Onu model alarak da kahverengi gömlekler diye bir psikopat grubu var. Onunla hareket ediyor. Şimdi buradan arkadaşlar isterseniz İtalya'ya geçelim. Diyor ki Arnavutluk 2. Dünya Savaşı öncesinde hangi ülkede işgaline uğradı? Cevap İtalya. İtalya'ya geçiyor zaten. Bak, bakın buraya. İtalya'nın başına da Mussolini diye bir adam gelecek şimdi. Hitler ile Mussolini'nin arasında bir fark var ama. Mussolini darbeyle geliyor. Hitler seçimle geliyordu. Mussolini arkadaşlar, öğretmen kendisi biliyorsunuz. Şu tipine de bakın. Öğretmen dediği böyle olur. Abdullah abi değil mi? Sert durur yani öğretmen dediği. Şimdi sevgili arkadaşlar, sınıf öğretmeni. Sınıfçılar da alınmasın ama. Evet. Ama ücretli tarih öğretmeni yapıyormuş bu.
Evet, şaka değil ha. Vallahi tarih öğretmeni yap. Şimdi bakın arkadaşlar, bak bu adam var ya, bu adam. Bu adam Hitler'in fikir babası. Hitler'i bu hale getiren de bu. Bu onun büyüğü. Bu 22'de İtalya'ya darbeyle geliyor. Roma yürüyüşü de bir yürüyüşü var bunun meşhur. Darbe yapmaya gidiyor İtalya'ya, Roma'ya doğru. Zaten kral var o dönem İtalya'da. Hemen diyor ki alalım. 22'de bu Roma yürüyüşünü yaptığında işte bunun bir psikopat ordusu var, kara gömlekler diye. Gidiyor darbeyle yönetim ele geçiriyor. Bundan sonra da arkadaşlar Almanya'da yeni yeni ortaya çıkan Hitler diye bir adamı yönetecektir. Hitler o yüzden bundan bahsederken hocam diyor sürekli buna. İki anlamda, gerçek anlamda hoca adam, bir de mecaz anlamda akıl hocasıdır. Ama bu akıl hocasının sonu çok kötü oluyor. Görüyor musunuz? Yani bu adamın bir zamanlar İtalya'da sözünün üstüne söz söylenmezken sonra Roma meydanında öldürülecek, bir hafta boyunca ölüsünü böyle sarkıtacaklar. Ve gelen giden tükürsün ve vursun diye arkadaşlar ölüsüne. Böyle bir durum olacaktır. Şimdi bakın sevgili arkadaşlar. Mussolini geliyor, ne yapıyor? Bak buraya bakın. Darbeyle geliyor. Faşist Parti diye bir parti kuruyor. Faşizmin kurucusudur. Kara Gömlekler diye bir psikopat grubu var. Roma'ya doğru yürüyüş yaptı. Yönetim ele geçirdi. Hitler'le Mussolini'nin ünvanları farklıdır. Hitler'in Führer'dir lakabı. Bununki Duce'dir. Führer Almanya'da bir anlamı vardır arkadaşlar. Nedir biliyor musunuz? Aynı anda hem başbakan hem cumhurbaşkanlık yapan kişilere Führer denir. Hitler öyle. Mussolini ise arkadaşlar başkandır. Duce. Tamam mı? Diğer bir nokta. Bundan sonra Mussolini 1936'da gidiyor. Etiyopya ya da Habeşistan işgal ediyor. Ta bu Arap Yarımadası'nın altında. Niye biliyor musunuz? Süveyş Kanalı'nın giriş noktasıdır orası. Alman, İtalya, Alman, İngiltere, İngiltere, Fransa ticaret yolunun önünü kesiyor. Ayrılığından arkadaşlar, bak 1937'de Hitler'le Japonya'ya bir araya geliyor. 1937'de arkadaşlar Berlin, Roma, Tokyo'nun içinde yer alıyor. Ve savaş başlamadan kısa bir süre önceden Hitler'le bir gün oturuyorlar, muhabbet ediyorlar. Muhabbet, bunları muhabbeti nasıl oluyordur hakikaten merak ediyorum. İki adamın. Muhabbet esnasında Hitler'e diyor ki vallahi diyor sen her yeri aldın. Biz hiçbir şey yapamadık diyor. Bir diyor Habeşistan'la uğraştık. Hitler diyor lan istediğin de kim sana ne diyebilir? Güçlerin yeri al diyor. Bu da diyor o zaman bari şu anda mutlu alayım da diyor. Sevgili arkadaşlar. Bir şey bitsin diyor arkadaşlar bak. Hemen gidiyor İtalya'ya. Şurada bak. Arnavutluk arkadaşlar hemen bu tarafta yanı başında gidiyor. Arnavutluğu alıyor. Nereden? Arnavutluğu alıyor arkadaşlar ve toprağını topraklarına katıyor. Arnavutluk yakındır İtalya'ya. O zaman şöyle bir kural daha öğrendik. Mussolini 2. Dünya Savaşı başlamadan önce iki yer işgal etti. Habeşistan, Arnavutluk. Bitti. Savaştan sonra çok yer bunlar işgal ediyorlar çünkü. Hemen buradan geçiyorum sevgili arkadaşlar. Üçüncü ülke Japonya. Hızlıca buraya bakın. Japonya'da günümüzde dahil imparatorluk var arkadaşlar. Japon imparatorları vardır. Japonya'nın son dört imparatoru bu adamlar. Şu adam ne kadar tatlı görüyor musunuz bunu? Evet. Şimdi arkadaşlar, 1867'den 2017'ye kadar dört adamla idare etmişler. Sushi işe yarıyor. Yani yemek lazımmış demek ki arkadaşlar. Dört adam. 1867'de bizde Abdülaziz vardı. Sadece Osmanlı'da 1920'ye kadar 5 hükümler değişiyor. Yani hesabınızı yapın arkadaşlar. Nasıl bir ömür varsa bunlardan. Şu psikopata baksana, iktidar tarihi bu, yaşadığı tarih değil. 26'dan 89'a kadar Atatürk'le geliyor, Özal'la gidiyor. Ölümünü çok iyi hatırlıyorum ben bunu. Çok iyi hatırlıyorum arkadaşlar bunu. Japonya'da yaz ilan etmişti. Ama şu adam ölmesin. Hakikaten bu adamı çok seviyorum. Tipi çok iyi. Evet. Rahmetli dedeme benziyor. Benim de dedesi ama. Evet. Şimdi sevgili arkadaşlar. Bu dört kişiden, bak şunu bilin. Şunu bilin. Şu adamı çok önemser Özyeme. Ve dünya çok önemser. Bu adam normalde iki savaş arasında yaşamış bir adam değil. Birinci Dünya Savaşı'ndan önce yaşamış bir adam. Ama bu adamın özelliği şu. Japonya'yı Japonya yapan adamdır. Mutsuito dediğimiz adam. Adam Japon aydınlanmasını başlatıyor. O yüzden Japonlar adama Meiji, aydınlanma diyorlar. Lakabıdır Meiji. Aslında adam Mutsuito. Ve bu adam, değerli arkadaşlar, Meiji dediğim adam ne yapıyor biliyor musunuz? Bu adam geldiğinde derebeylik rejimi var Japonya'da. Yıkıyor. Bak. Daimyo diye bir derebeylik sistem var, yıkıyor. Niye biliyor musunuz? Bak. Adam dolmuş.
O dönem 1800'lü yıllar Avrupa'da tezler atılmış ortaya. Avrupalılar kendini beyaz ırk olarak tanımlıyor ve bir numaralı insan tipi sayıyorlar. Asya'daki çekik gözlüleri sarı ırk olarak tanımlıyorlar, iki numaralı insan tipi olarak sayıyorlar. İkinci sınıf insan. Afrika'daki siyahileri de arkadaşlar üçüncü sınıf insan olarak görüyorlar, zenci ırk diyorlar. Şimdi öyle olunca bu diyor ki ben size göstereceğim o sarı ırkı diyor. Ve uçuracak şimdi Japonya'ya. Eğer Japonya bugün bir devse bu adam sayesinde dev arkadaşlar. Hemen derebeyliği yıkıyor. Hemen meşrutiyeti ilan ediyor, halkı yönetime katıyor bu adam. Bak şöyle göstereyim arkadaşlar yaptığı. Onun dışında bir anayasa ilan ediyor, meclis kuruyor. Avrupa'ya ve Amerika'ya öğrenciler gönderiyor, oradaki gelişmeleri öğreniyor. Bak. Artı adam Japonya'da bankacılık diye bir kültür yok, o kültürü getiriyor. Gazeteleri çıkartıyor, ilk öğretimi zorunlu hale getiriyor. İlk defa zorunlu askerlik getiriyor. Adam bir sürü şey yapıyor arkadaşlar. Şimdi adam bu kadar Japonya'yı uçurunca, şimdi diyor ki acaba olduk mu? Hani sarı ırk olaraktan birileri duyabilir miyiz acaba? Japonya'da bugüne kadar zorunlu askerlik yok. Bir de karateciler var, onlarla da olmuyor bu iş. Var ya filmlerden izlediklerimiz arkadaşlar, olmuyor yani. Samuraylar. Bunun üzerine bak, bugünkü Toshiba'nın, Sony'nin, Toyota'nın temelini atıyor. Bugünkü Japonya metro ağ sistemini kuruyor bu adam arkadaşlar. Tren yolunu bu adam oluşturuyor. Böyle uçuruyor yani. Sonra diyor ki acaba olduk mu? Yanında gariban kendi gibi sarı ırk olan Çin. Çin'i gözüne kestiriyor. Gidiyor saldırıyor dövüyor bunları Çinleri. Bak. Burada bakayım bir. Bak. Burnun dibindeki Çin'e gidiyor. Bak Japonya burada arkadaşlar bir ada ülkesi. Bakın şu ülke şu ülkeyi işgal ediyor. Ve dövüyor biliyor musunuz? Bunun üzerine diyor ki dövdüğüm de benim gibi küçümsenen bir ırk. Sarı ırk. Marifet beyaz ırk birini dövebilmek. O zaman da Rusya'yı dövüyor. 1904-1905'te de gidiyor Rusya'yı dövüyor. Diyor ki ben oldum. Ben oldum dedikten sonra arkadaşlar bak çocuklara diyor ki size diyor güzel bir dünya bıraktım diyor. Alın uçun diyor. Şu mal geliyor. Hiçbir şey yapmam. Bunun yerine annemin deyimiyle bir taş doğraymış daha iyiymiş yani arkadaşlar. Dayı şunu. Ama şu var ya torun maşallah arkadaşlar. Hiç öyle görünmüyor ama en ufak da bu görünüyor. Ama delikanlı bir abimiz. Hirohito geliyor arkadaşlar. Şimdi bakın. Hirohito geliyor. Hirohito arkadaşlar bir tez ortaya atıyor. Diyor ki ben uzak doğunun bir numarası olacak kardeşim diyor. Bunun için de diyor benim diyor Çin'i almam lazım. Komple bana bağlanmalı. Komple. Bak. Şimdi Çin'i alabilmesi için de arkadaşlar bir bakın buraya. Bak. Japonya ile Çin'i bak Japonya'ya gidecek şu ülke bunu komple toprağına katacak. Ama ikisinin arasında bak Mançurya diye bir yer var. Görüyor musunuz? Mançurya'yı. Önce burayı alayım ondan sonra Çin'i alayım diyor. Tamam. Bunun üzerine bak. Gidiyor 1931'de Mançurya'yı işgal ediyor. Sonra da gidiyor 1937'de Çin'i işgal ediyor ve savaş başlamadan önce iki yeri toprağına katmış oluyor Japonya'da. Mançurya ve Çin. Tamam mı? Planı bu. Uzak doğunun bir numarası oluyor. Tabii bu ara zarfında arkadaşlar Berlin, Roma, Tokyo miferine giriyor. Hitler, Mussolini'yle bu adam kanka arkadaşlar. Şimdi bunlar beraber hareket ediyorlar sevgili arkadaşlar. Ruh halleri dediğim gibi sıkıntılı. Şimdi arkadaşlar Sovyetlerden de bahsedip bu üniteyi bitireceğim. Bu ünitede kritik noktalar bunlar. Bunlara takılmayın. 1910'daki de Bolşevik devrimidir falan. Bu da değil bak arkadaşlar. Şunlara da takılmayın. Bunlar da önemli değil. Şimdi Rusya'da 1917'de Ekim devrimi oluyor. Bolşevikler, Sosyalistler yönetimi ele geçiriyor. Ekim devrimi olduğunda Lenin dönemi oluyor. 17-25 arası Lenin dönemidir. 25'ten 1953'e kadar da Stalin dönemidir. Yani peş peşe iki lider geliyor arkadaşlar. Sosyalizm ilan ediliyor. Hatta Lenin'in arkadaşlar işte ılımlı sosyalist bir ekonomik modeli var. Ne? Stalin geliyor tam sosyalist ekonomik modele falan geçiyor ülkeyi. Neyse buralara takılmayın. Ben beklediğim yer burası değil. Şimdi bizim buradaki derdimiz şu. Rusların yaşadığı coğrafyada Türkler de yaşıyor. Kafkaslar'da, işte Orta Asya'da, Azeri, Kazak, Kırgız, Türkmenler yaşıyor. Ve Türkler ve Ruslar süreç içerisinde birbirleriyle ne yapıyorlar? Bozuşuyorlar. Ve Türkler Ruslardan bağımsızlıklarını kazanmak için bir bağımsızlık mücadelesine giriyorlar. Buna basmacı harekatı deniyor. Türklerin Ruslardan bağımsızlığını kazanma mücadelesidir arkadaşlar. 1900
Bak 1900'lü yılların başından başlar 1922-23'e kadar bu harekat çok yoğun devam edecek. Bu basmacı harekatının hem Türkiye'den organize eden kişiler var, hani teorisyenler var, hem de Türkiye'den oraya gidip ya da oradan oraya gidip bu hareketi liderliğini yapanlar var. Bunların biyografilerinden soru gelebilir, dikkat ediniz arkadaşlar. Bu kişiler kimler bakalım? Evet. Ziya Gökalp, arkadaşlar bakın. Ziya Gökalp, basmacı harekatına gidip orada Ruslarla kavga etmiyor. Ziya Gökalp Türkiye'de yaşıyor ama bir teorisyendir. Ziya Gökalp, Osmanlı'nın ilk ya da Türkiye'nin ilk sosyoloğudur. Biyografisini sorarsa Peyman diye bir gazete çıkartıyor. Genç Kalemler diye bir dergi çıkartıyor. Eserlerine baktığımızda Kızıl Elma, Yeni Hayat, Türkçülüğün Esasları, Türkleşmek, İslamlaşmak, Muhasırlaşmak gibi eserler var. Geçiyorum Yusuf Akçura'ya. Türk Yurdu dergisini çıkartıyorlar. Üç tarzı siyaset diye de çok önemli bir eseri vardır. Enver Paşa. Arkadaşlar Enver Paşa'nın lakabı Hürriyet Kahramanı'dır. Meşrutiyetin ilanında, ikinci meşrutiyetin ilanında etkisi olduğu için. Enver Paşa gidiyor orada kavga ediyor. Hatta orada şehit ediliyor biliyorsunuz. Tacikistan'da 1922'de öldürülüyor arkadaşlar. Ve Enver Paşa, bak Enver Paşa 1996'ya kadar mezarı Tacikistan'daydı. 1996'da alıp Şişli'ye getirdiler. Güncel'de de sorabilirler. Tamam mı? Tacikistan, 96'ya kadar Tacikistan'dadır mezarı, unutmuyorsunuz. Bunlar işte, bak, mesela bu ikisi Ziya Gökalp ile Yusuf Akçura teorisyendir. Türklerin, Rusların boyunduruğu altında yaşamaması gerektiğini anlatan bir kişidir. Bu ise gidiyor kavga ediyor. Bildiğini orada arkadaşlar komutan olarak savaşıyor. Bunun ikisinin dışında iki kişi daha var. Biri yine teorisyen, biri de orada kavga da eden bir adam. İsmail Gaspari ya da Gaspari İsmail. Biyografisini sorarlarsa Tercüman diye bir gazete çıkartır İsmail Gaspari. Bir de arkadaşlar, bir de iki tane dergi çıkartır. Biri çocuklar için Alem-i Sibyan, diğeri de kadınlar için Alem-i Nisvan diye iki dergi çıkartır. Ve son olarak Oralı olan bir adam var. Ahmet Zeki Veddi Togan. Kendisi Kafkasyalı. Başkırk Türk'ü. Hatta bir dönem orada Cumhurbaşkanlığı da yapıyor. İşte Ahmet Zeki Veddi Togan orada o kavganın en önemli mimarlarındandır tıpkı Enver Paşa gibi. Ama o bir komutan değil, o bir akademisyendir. Kavgayı orada çatır çatır sivil kavga yapmıştır. Ama sonra sürgün yemiştir, Türkiye'ye gelmiştir. İstanbul Üniversitesi'nde genel Türk tarihi kürsüsünü kuran adamdır Türkiye'ye gelip. Sonra Türkiye'den de sürülmüştür. Almanya'ya taşınmıştır. Almanya'da Freud'dan altlı üstte oturuyorlar arkadaşlar bunlar. Bayağı çok da samimi arkadaşlardır. Freud her yerde olduğu gibi burada da karşımıza çıktı. Şimdi bak, kıymetli arkadaşlar. Çağdaş'ın ilk ünitesinde bilmenizi istediğim mesele bu adamdır. İkinci ünitesine gelecek olursak bak, ikinci ünitesinde de çok kıymetli, hatta sorunun gelmesini düşündüğüm bir yer var. Çok değineceğim oraya. Bu ne ya? Çağdaş'ın ikinci ünitesi de İkinci Dünya Savaşı dediğimiz kısımdır. Şöyle yapalım. Çoğaltayım şunu. Şimdi bakın arkadaşlar. İkinci Dünya Savaşı konferanslar bilmem neler kafanız çorba oldu ben biliyorum arkadaşlar. Hiç takılmayız. Ben sizden şunu istiyorum. İkinci Dünya Savaşı'nın bir anahtarıyla bilin sadece. Komut, işte devletlerin devlet başkanı kim, kim kimi yediği bilin yeter. Türkiye'yi bileceksiniz. Savaş esnasında Türkiye ne yapıyordu bileceksiniz. Başka da bir şey istemiyorum size arkadaşlar. Bak, bak buraya. Hangisi İkinci Dünya Savaşı'nı yöneten liderlerden değildir? Mussolini, Churchill, Musito, Stalin, Roosevelt. Musito olamaz değil mi? Musito biraz önce gördük. Ta Abdülaziz döneminde yaşıyordu. O Japon aydınlanmasını başlatıyordu. Hirohito'dur. Yani İkinci Dünya Savaşı sırasında Japon İmparatoru Hirohito'dur. Bakın buraya. İkinci Dünya Savaşı sırasında devlet ve liderlerine baktığımızda, bakın. İkinci Dünya Savaşı'nda Almanya'nın lideri Hitler, İtalya'da Mussolini, Japonya'da Hirohito var.
İngiltere'de savaş başladığında Chamberlain var. Sonra uzun süre Churchill oluyor. Sonra da en son savaşın bitimine bir ay kala Seattle oluyor. Chamberlain'le ilgili soru sorarlarsa şöyle sorarlar. Chamberlain bu savaşın çıkmasını çok engellemeye çalışıyor. Sürekli Hitler ve Mussolini'yi yatıştırmaya çalışıyor. O yüzden yatıştırmacı Chamberlain. İkinci Dünya Savaşı'ndan önce savaş çıkmasın diye dünyayı yatıştırmaya çalışan lider kimdir derlerse Chamberlain ve İngiltere'dir. Tamam mı? Diğer bir önemli mesele sevgili arkadaşlar. Fransa'ya gelecek olursak. Fransa'da Renault diye bir adam var. Ama Hitler Fransa'yı savaş başlayınca yerle bir ediyor, Renault'u kovuyor. Ve Hitler Fransa'nın yanında bir kasabada bir kendine ait bir devlet kuruyor, hükümet kuruyor. Vichy diye bir kasabada. Vichy kasabasında da Pétain diye bir adamı o devletin başına atıyor, hükümetin. Hitler'in adamı ama Fransız bu adam. Bir de bir adam var, De Gaulle. De Gaulle de arkadaşlar Hitler'e karşı bağımsızlık mücadelesi verecek 5-6 sene boyunca. 5-6 yıl sonra De Gaulle Fransa'yı Almanya'nın elinden kurtaracaklar ve bir kahraman olarak Fransa'ya girecek. Ta 1960'lı yılların sonuna kadar Fransa Devlet Başkanlığı yürütecektir. Tamam mı? Bakın, LYS'de dediler ki Hitler'in arkadaşlar, LYS soruları örtüşür bizimle arkadaşlar. Tamam mı? Hitler'in Fransa'da kurduğu hükümetin adı nedir dediler? Vichy hükümetiydi. Size de Hitler Fransa'da Vichy hükümetini kurdu. Bunun başına kimi atadı dersen Pétain atadı. Ya da Hitler'e karşı kim bağımsızlık mücadelesine girişti derse De Gaulle'u girişti diyorsunuz. Geçiyorum. Almanya'da Roosevelt ve Truman var. Önce Roosevelt var, sonra Truman var. Truman son bir ay geliyor. Zaten bak, Roosevelt ölüyor son bir ay. O ölünce Truman geçiyor. Almanya savaşının sonuna doğru Japonya'ya atom bombası atıyor ya, atom bombası emrini veren psikopat Truman'dır. Tamam mı? O atıp duruyor arkadaşlar. Ve Sovyetlerin başında da başından sonuna kadar arkadaşlar kim var? Stalin var. Şimdi bunu unutmuyoruz arkadaşlar. Peki bu savaşı kim kazanıyor? Bunlar mı? Hayır, bu kanat. Şimdi niye bu kanat kazanıyor biliyor musunuz? Şöyle. Savaş başladığında 3-2 savaşıyorlar. İlk 2,5 yıl ABD ve Sovyetler Birliği bu kanatta değil. Hiçbir kanatta değil. Bu salak tutuyor şunu ve şunu rahatsız edip bunların yanına itiyor. 1941'den sonra Sovyetlerle Amerika pat diye öbür kanadın yanında yer alınca rüzgar terse dönüyor. Yoksa tüm dünyayı neredeyse Hitler alıyor arkadaşlar. Hitler Avrupa'yı kasıp kavurur arkadaşlar. Tüm Avrupa Hitler'in eline geçer. Ama İngiltere ile bak hem İngiltere'deki hem de Afrika'daki savaşları kaybeder. Ve şu iki ülkeyi de onun üstüne itince zaten sonuçta yok olur gider. Oralara takılmayın. İşte o, hani hocalarınızla konuştun ya da şartın var orası harekatı bilmem falan öyle bir iki tane şey var. O bir iki kavrama bakın yeter, çok takılmayın. Türkiye'ye dikkat edin bakın arkadaşlar. Şimdi bakın buraya. Bunlar liderler. Hitler biliyor zaten, Mussolini, Hirohito. Bu Churchill, bu De Gaulle bağımsızlık mücadelesi veren adam. Fransa için çok önemli bir adamdır bu adam arkadaşlar. Bu Roosevelt, savaşın uzun bir dönemde Amerikan başkanı. Bu da Stalin zaten. En yakışıklı hangisi sizce? Stalin dediniz. Başka? Roosevelt diyen var. Çok garip başkanım. Evet, Mussolini diyen yok mu ya? Benim favorim Mussolini ya. Evet. Evet. Ha. Evet. Şimdi buradan Türkiye kısmına geçiyoruz. Aa şu tren var ya. Demin bahsettiğim tren. Fransa bu trende Almanya'yı imzalatıyor. Şeyi. Versay'ı. Hitler de Fransa'ya gidince bu treni arıyor. Bunu da imzalattıracağım diye ama Fransızları imha ediyorlar. Takılmayın bunlara, hiç korkmayın bunlardan. Önemli değil, önemli değil, önemli değil. Şimdi en önemli konuya geldim. En önemli konuya geldim. Ve soru bekliyorum bu konudan. Arkadaşlar bakın, Türkiye 2. Dünya Savaşı'na son 42 gün katılır. Ama kağıt üstünde katılır. Yani dürüst olmak gerekirse Türkiye'nin 2. Dünya Savaşı'nda bir askerinin burnu bile kanamaz. Ama katılan ülkeler kadar biz de batıyoruz.
Bak biz zaten var ya, yani bir şey olsa da batsak diye böyle bir bahane arıyoruz. Ekonomik anlamda göçeyiz arkadaşlar. Birazdan göreceğiz. Şimdi diyor ki soru. Hangisi İkinci Dünya Savaşı esnasında Türkiye'de yaşanmamıştır? Bakalım. Milli Koruma Kanunu, Çiftçiyi Topraklandırma, Varlık Vergisi, KDV'nin getirilmesi, Türk-Alman Dostluk ve Sadrım Antlaşması'nın imzalanması. Evet. A diyen var mı? B. C. D. E. KDV. Evet. Cevabımız Diyarbakır. KDV Özal döneminde geliyor. Bunun üzerine Kemal Sunal Katma Değer Şaban diye bir film yapmıştır. Evet. Tamam mı? İkinci Dünya Savaşı sırasında değil, diğerlerin hepsi İkinci Dünya Savaşı bir gerçeğidir. İkincisi, bak bir soru daha var. Hangileri Türkiye'de İkinci Dünya Savaşı esnasında başbakanlık yapmıştır? Selam Şükrü. Evet. A diyen var mı? B. C. D. E. Evet, cevabımız 1 ve 2. Yani diğerler. Bak buraya. Bak buraya, bak buraya. Korkma. Korkma, korkma tabii. Arkadaşlar bak. İkinci Dünya Savaşı 1939'dan 1945'e kadar sürer. 6 yıl. 6 yıl boyunca Türkiye'nin Cumhurbaşkanı İnönü. Başbakan iki tane başbakanımız oluyor. Önce savaş başladığında Refik Saydam. Sonra 1942'de Refik ölüyor. Refik Saydam ölüyor arkadaşlar. Nerede? Onun yerine Şükrü Saraçoğlu geliyor. Tamam mı? Yani biz savaş boyunca toplam iki tane arkadaşlar ne gördük? Başbakan gördük. İki ay. Şuralara takılmayınız. Şimdi hani dedim ya Atatürk 37'de başbakanlığa kimi getirmişti? Celal Bayar. Sonra 1938'de Atatürk öldüğünde geçici olarak meclis başkanı Atatürk'ün yerine bakıyor Cumhurbaşkanlığına. Atatürk'ün son meclis başkanı Abdülhalik Renda'dır. O geçici olarak bakar, sonra İnönü seçilir Cumhurbaşkanlığına. İnönü Cumhurbaşkanı olunca o da Celal Bayar'ı başbakanlığa atar. Yani Atatürk'ün son, İnönü'nün ilk başbakanı Celal Bayar'dır. Ama savaş başlamadan önce Celal Bayar'ı görevden alacak şimdi. Bak, kimi getirdi savaş başlarken? Refik Saydam'ı. İkinci Dünya Savaşı başlar. Türkiye savaşa katılmadığını ilan eder. Bak, iki tip soruya dikkat edin. İkinci Dünya Savaşı başlamadan önce Türkiye kiminle saldırmamazlık ve dostluk paktı demekle, savaş esnasında kiminle saldırmamazlık ve dostluk paktı imzaladı demen cevabı çok farklıdır. Savaş başlamadan birkaç gün önce Fransa ve İngiltere ile dostluk ve saldırmamazlık paktı yapıyoruz, Ankara paktı. Savaş başlıyor. Savaş devam ederken 1941 yılında da Almanya'yı yapıyorsun. Bak sorarlarsa, Türkiye İkinci Dünya Savaşı devam ederken kiminle dostluk ve saldırmamazlık paktı derse Almanya'yla, savaştan önce derse İngiltere, Fransa ile Ankara paktını yaptık. Yani diyoruz ki kısaca, bizim dost düşmanımız yok. Biz kavga etmeyeceğiz diyoruz arkadaşlar. İki tarafla da dostluk yapmaya çalışıyoruz. Sonra savaşta ne olur ne olmaz diye İki gün önce Rıza Hocam İkinci Dünya Savaşı sırasındaki nüfus politikalarını anlattı biliyorsunuz arkadaşlar. Biz bütün erkekleri ne yapıyoruz arkadaşlar? Seferberlik ilan ediyoruz, cepheye alıyoruz. Ne olur ne olmaz. Bunun üzerine tarım duruyor, üretim duruyor, nüfus üretimi duruyor. Ondan sonra yani gibi gibi sıkıntılar başlıyor. Geceleri sokağa çıkmak yasaklanıyor. Onun dışında geceleri elektrik yakmak yasaklanıyor, karartma geceleri diyorlar. Trafikte bir enteresan uygulama başlıyor. Bir gün sonu tek rakamla biten plakalar, bir gün sonu çift rakamla biten plakalar dışarıya çıkıyor. İkinci Dünya Savaşı esnasında. Onun dışında sevgili arkadaşlar, bak 39'da bunlar oluyor. 40'a gelince patlıyoruz. Batıyoruz. Çünkü üretim durdu arkadaşlar. Çok zor durumdayız. Ve 1940 yılında bu batağa rağmen köy enstitülerini kuruyoruz. Yani köy enstitülerinin önü dönebiliyoruz ya, köylüyü eğitmek için yapıyoruz bunu arkadaşlar. Diğer bir nokta, 1940 yılında halk odalarını kuruyoruz. Bak, halk evi değil, halk evleri Atatürk döneminde kuruldu. Halk odası İnönü döneminde kuruluyor, köylerde. Artı, 1940 yılında bir kanun çıkartıyoruz, Milli Korunma Kanunu. Bu kanun özelliği şu, üretici,
devlet, bak ülke içinde kim üretiyorsa ürettiği ürünü devlete satabilir. Kanun özü bu. Üretici derken hayvancılıkla uğraşan da üreticidir, tarımla uğraşan da üreticidir, sanayici de üreticidir. Her şey, birisi hayvan üretiyor, birisi ne bileyim buğday üretiyor, birisi bisküvi üretiyor. Bak bu üretenler ürettiği ürünü kime satabiliyor? Devlete. Ve devletin belirlediği fiyattan. Çok ağır bir kanun biliyor musunuz? Düşünün arkadaşlar, bizim bir bayan düşünün, o dönemde yaşayan bir bayan düşünün. Kadının kocaya alıp seferberliğe götürmüşsün. Koca yok. Üç tane küçük çocuğu var. Kadın ayakta durmaya çalışıyor. İyi kötü bir buğday üretmiş. 3 ton, 5 ton buğday çıkmış ve devlet bunu zararını alacak şimdi birazdan kadından. Ve devletten başkasına da satma şansı yok. İnönü'ye diyorlar ki, çok ağır olmadı mı kan? Biliyorum ama diyor, savaşın daha ne kadar süreceğini bilmiyorum diyor. Stok yapmak zorundayım. Dünyadaki savaştaki devletler parayı bastırıp diyor bizim halkımızdan alıyorlar bu ürettikleri ürünleri diyor. Açlıkla karşı karşıya kalabilirdik diyor. Yalnız öyle bir stok yapıyoruz ki 35-40 sene yiyoruz bitmiyor yaptığımız stoklar. Askerde bilir askerini yapan arkadaşlar etler. O yediğin et var ya, İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma diye dedikodular vardır. Niye öyle bir dedikodu var işte? 90'lı yıllara kadar yiyoruz bu ettir. Ben anlattım, onu bekledim, 2000'li yıllarda gittim askere. Yani ben bir bitsin öne giderim dedim yani. Şimdi baktığımızda, arkadaşlar bak 41'e gelince Almanya Sovyetlere saldıracak. Saldırmadan önce bizimle dostluk ve saldırmamazlık paktı imzalıyor. Niye biliyor musunuz? Ben birazdan Sovyetlere saldıracağım, şeytana uyup da onlara destek olmayın diyor. Niye öyle bir ihtimal var biliyor musunuz? Çünkü Kurtuluş Savaşı'nda da Sovyetler bize destek oldu. Ve bir risk var. Biz de diyoruz tövbe. Yani bizim kimsenin işimiz olmaz, kimseye saldırmayız diyoruz. Ve imzalıyoruz. 41 yılından arkadaşlar bir özelliği daha var. Çakmak hattı diye bir hat kuruyoruz. Bizim Silivri ile Çatalca arasında bir duvar örüyoruz. Avlu duvarı gibi bir şey. Almanlar herkese saldırıyor, bize de saldırırsa bu duvarı geçemesin. Yozgat'tan amele getirtiyoruz. Şaka değil. Ya kurban oldu. Hitler dünyayı talan ediyor. Senin duvarı mı örmeyecek Hitler? Adı da şeyden geliyor, bizim Ferit Çakmak'tan. Genelkurmay Başkanımızın ismini veriyoruz. İsmini veriyoruz arkadaşlar. Sonra savaş bitince Çatalcalı Silivri'li çiftçiler tekmeyle vurup devirecekler onlar arkadaşlar. Şimdi neye özeniyoruz biliyor musunuz? O sırada Fransa'da Maginot hattı var. Almanya'nın arasında adamlar buradan şuraya kadar duvar örmüşler. İçinden tünellerin olduğu falan. Maginot da Fransa'nın Genelkurmay Başkanı'nın adı. İmreniyoruz diyoruz ki lan bunlar örtüyse biz de alasını yaparız. Bir tane ince avlu duvar örüyoruz. Petrol ofisi ile et balık kurumunu kuruyoruz. Arkadaşlar bak bir şey söylüyorum. Petrol ofisi petrol stoğu yapacak. Et balık kurumu et ve balık stoğu yapacak. Askerde işte bu et balık kurumunun stoklarını yedik hep. Ben yemedim de. Necdet abi yemiştir, Abdullah abi yemişlerdir. Abdullah abi parmak kaldırıyor bak. Necdet abi ne yapıyorsun ya? Boynum bükülmüş. İki Dünya Savaşı'nı anlatıyorduk biz de. Senin bu katıldığın savaşı. 42. Necdet abi, sen bu kadar ders dinliyorsun. Bak, bin kere, milyon kere, bak 20 tane tarihçi sana ders anlattı. Orhan anlattı, Serkan anlattı, ben anlattım, Doğan anlattı. Herkesten ders dinledim. Seni bir gün sınav yapacağım abi. Yarın denemeyi alalım seni. Eksiğe düşme ama. Evet. 42'ye geldiğimizde Refik Say'dan ölüyor, Şükrü Saraçoğlu başbakan oluyor. Savaş bitene kadar Şükrü Saraçoğlu. Ekmek karine ile veriliyor. Kara borsacılık ve tefecilik Türkiye'de gidiyor. Niye kara borsacılık çıkıyor? Şunun için. Şimdi benim 10 ton buğdayım çıktı ya, kıt kanaat zorla çıkarttım. Devlet hepsine el koyuyor, ucuza alıyor. Ben de devlete 9 ton gösteriyorum, 1 tonlu kara borsacıya satıyorum. Oradan daha çok para alıyorum çünkü, daha ekmek yemem lazım. Ama benden onu alan kara borsacı da şehirlerde zenginlere satıyor bunu. Uçuk kaçık fiyatlar, adamlar uçuyor. Şehirlerde ve köylerde çok büyük zengin tipler ortaya çıkmaya başlıyor arkadaşlar. Türkiye'de 1943 yılında kara borsacılık hat safhaya varınca iki tane vergi konmuş. Şehirde zenginleşenler için varlık vergisi,
Köyde zenginleşenler için de toprak mahsulleri vergisi. Toprak mahsulleriyle köyde zenginleşenlerden ek para alıyoruz. Tefecilerden, karaborsacılardan güya. Varlık vergisiyle de şehirdeki zenginlerden güya alıyoruz. Tamam mı? Bu arada 43 yılında Türkiye'ye sürekli müttefikler, yani İngiltere kanadı baskı yapıyor. Bizim yanımıza savaşa girin diye. Hakikaten İnönü çok zorlukla da olsa onları atlatabiliyor. 44 yılına gelecek olursak, 44 yılında arkadaşlar, Türkiye'de bir iç hesaplaşma yılıdır 44 yılı. İnönü milliyetçilere ırkçı Turancı davasıyla arkadaşlar tasfiye ediyor. Ve hepsini vatan hainliğinden sürgüne gönderiyor, nihalatsızları. İşte biraz önce Ahmet Zeki ve Endi Soganları falan hep gönderiyor. Solcuların da iki tane gazetesi var o dönem, sosyalistlerin, Tam ve Vatan Gazetesi. Bunları da bastırtırıp tasfiye ediyor. Sosyalistleri ve milliyetçileri susturuyor arkadaşlar. Ama 1944 yılında bir özelliği var, Yapı Kredi Bankası açılıyor. Yapı Kredi Bankası 2. Dünya Savaşı sırasında yapıçılmış bir bankadır. Niye biliyor musunuz? Tefecilerde para var ya, tefeciler zannediyor ki bütün bankalar devletin, daha önceki bankalar, para yatırmıyorlar oraya. Devlet görür ellerinden alır diye. Bunlara da bak özel bir banka açıldı, gidin oraya yatırın diyor, oradan alacaksın şimdi tefecilere. Ama mal mı adam yatırmıyorlar. Öyle, ben götürüyorum yatırıyorum Yapı Kredi'ye sürekli para. Borç ama para derken biriktirmek için değil. Diğer bir nokta, 45 yılına geldiğimizde, arkadaşlar bak. 45 yılında Birleşmiş Milletler kuruluyor. San Francisco Konferansı diye bir konferansta. Biz de bunun kurucularından biriyiz. Bize diyorlar ki, bizim adımıza Hasan Saka gidiyor. Hasan Saka'ya diyorlar ki, döner dönmez memlekete diyor demokrasiyi güçlendirir. Hasan Saka ne yapabilirim ki diyor demokrasi için. Mesela diyor çok partili hayata geçebilirsiniz. Bir tek CHP var size diyor. İkinci parti kurulmasına müsaade edebilirsiniz diyor. Bunun üzerine Hasan Saka daha memlekete dönmeden buradan bir iş adamı duyuyor. Nuri Demirhan. Nuri Demirhan bir parti kuruyor. Milli Kalkınma Partisi. Savaş devam ederken. Bununla aslında çok parti hayata geçiyoruz. Ama genelde ÖSYM bu seçimlere katılmak için yok sayıyor. Bu partinin lakabı Kuzu Partisi'dir. Sevmeyenler Kuzu Partisi'dir. Mangal çevirmelerle toplantılar yaptığı için Kuzu Partisi diyorlar. Sonra 1945'te devlet bir kanun daha çıkartır. Çiftçiyi topraklandırma kanunu. Bu kanun ne biliyor musunuz? Toprak reformu. Ağaların elinden topraklar alınır, köylüye 50'şer 100'er dönüm dağıtılır. Ağaların 20 bin 30 bin dönüm tarlası var ya. Buna da çiftçiyi topraklandırma kanunu ya da toprak reformu deriz arkadaşlar. Tamam mı? Diğer bir önemli mesele sevgili arkadaşlar. Bunu çıkartınca CHP'nin 4 milletvekili CHP'ye dörtlü takrir verilir. Çiftçiyi topraklandırma kanunundan sonra. Adnan Menderes, Refik Koraltan, Celal Bayar, Fuat Köprülü. İki tanesi toprak ağası çünkü. Adnan Menderes'le Refik Koraltan direkt toprak ağasıdır. Bunlar dörtlü takrir ne demek biliyor musunuz? Eleştiri veriyorlar bu dört kişi. Demokrasiden uzaklaşıyorsunuz diyorlar. Bunlar bu eleştiriyi verir ve kısa bir süre sonra partiden ayrılıp 1946'da Demokrat Parti'yi kurar ve giderler. Bu dört kişi. Adnan Menderes, Refik Koraltan, işte Celal Bayar, bir de Fuat Köprülü ve gidip Demokrat Parti'yi kurup gidecekler bundan sonra arkadaşlar. Şimdi bunları unutmuyoruz. İkinci Dünya Savaşı sırasında Türkiye bizim için önemli. Başbakanları unutmuyorsunuz. Başbakanlara dikkat ediyorsunuz. Şimdi saat kaç bu arada? 5 dakika. Tamam, bir mola daha. Son bir mola veriyoruz. Moladan sonra dersi bitireceğim arkadaşlar. 15 dakikalık bir mola veriyoruz.